Evet arkadaşlar, bugün transporterın güneşliğinin nasıl söküldüğünü göstereceğim size. Güneşliğinin daha önce şu kısmı kırılmıştı, şuradaki tırnağı. Bunu değiştirmiştik, bu kolay. Ben diğerini anlatacağım, şunu. Bir bıçağın ucuyla, şöyle kenarıyla arkadaşlar. Şurada şu noktaya ve şu noktaya şöyle hafif bastırıp kendinize doğru çekerek, şuradan kendinize doğru çekerek şu kapağın çıkmasını sağlıyorsunuz. Bakın hemen hop çıkartıyorum, gördüğünüz gibi. Şuradan bu kapağımızı arkadaşlar şuradan çıkartıyoruz. Evet. Şu şekliyle onu oradan alıyoruz arkadaşlar. Tabi çekerken aşağı doğru düşürdük. Sonra içerisi gördüğünüz gibi bir yıldız tornavida gerekiyor. Hemen oraya bir yıldız tornavida ile arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki yeri hemen söküyorsunuz şu şekilde. Evet. Vidasını şuraya koyuyorum. Keza diğer yeri de aynı şekilde. Bakın. Söküyorsunuz şu şekilde. Bakın. Düşmemesi için elimle tutuyorum. Çünkü tek elimle çekim yaptığım için mecburen bu şekilde bir işlem yapıyorum. Sonra arkadaşlar bu şekilde hafif zorlayarak ne yapabilirsiniz? Şu şekilde getirebilirsiniz. Ben tabi diğer elimde kullanmam gerektiği için onu tekrar birazdan çekimini yeniden yapacağım. Evet, tekrar geldik arkadaşlar. Şimdi bunu buradan sökerken ben şuradaki küçük bir tırnağının arkadaşlar bir kısmını hafif kırdım. Sebebi de şu. Şuradaki parmağımla gösteriyorum, bakın. Geriden alırsak. Şurada şu içeride japonla yapıştırılmış. O yüzden orasını kurtarabilmek için mecburen kırmak zorunda kaldım. Fakat sıkıntı olmaz. Çünkü asıl tutan yerleri nereler? Şurası ve şurası. Bunu niye söktüm? Çünkü bir temizlik yapacağım. Bir de arkasına ayna yapmıştım. Şu şekliyle. Aynayı ve şuradaki asıl kısmı biraz temizleyip bir de eve götürüp evde silikon tabancasıyla şu kısmı geri yapıştırmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle bir çekim yapmış oldum. Tekrar taktıktan sonra da size göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tekrar yerine vidaladım. Vidalarını taktım. Şu elimizdeki gördüğünüz kapak ki zaten asıl size sökmek için bu fikir verecek, bakın. Bunu çıkartıyorsunuz. Şuradaki şurayı zorlamayın sakın. Yani buradan sanki bir yer vardı, bunu çıkarsın altta vida varmış gibi gözüküyor ama değil. Tamamen vidamız, gördüğünüz gibi burayla alakası hiç yok arkadaşlar. Tekrar eski yerine takarsak şu şekilde. Sadece kullanmam gerekecek herhalde şu şekilde. Tırnakları var arkadaşlar, şöyle tırnaklarını oturttuğunuz zaman gördüğünüz gibi yerinde kalıyor. Yani ilk önce şuradan hafif bir zorlamaya çalıştım. Sakın ha buradan zorlamayın. Şu kenarlardan, yani şu kapak var. Burası şeye dahil olmuş oluyor. O yüzden sökmesi çok kolay. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.